Ayrılma dileğiyle sizlere komisyonumuz adına da pozitif bir soru söyleyemedim. Bu geçen süreç içerisinde sunuma Sayın Başkanım şöyle başlamak istiyorum. En önemli konu 41 yıldır eğitim öğretim hayatında yer alan ve üretiminde bir numaralı ülkesi aynı var. Dolayısıyla bu geçen süreç içerisinde ekilere sahip olmasının zamanı geldiğini düşünüyoruz. Büyüme yaklaşık dünyada 5.4 milyon iş ve yılda yaklaşık olasılığıyla olanak sağlayan birbirinden farklı hidrografik özellikleri olan ve hepinizin yine bildiği gibi denizlerimizde açık denizler, özellikle göl ve göletler ve barajlarımızdaki yine ağ kafeslerle geçiştirecek var. Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi yaklaşık 41 yıllık bir seri var. Ülke. Salonu, üniversitenin imkanlarını bize tavsiye ettiğiniz için teşekkür ederim. Alanın içinde olan işin teori kısmını ve pratik kısmını bilen hocalarımız olarak, dekanlarımız olarak, akademisyenler olarak burada bize vereceğiniz bilgileri son derece önemsiyoruz. Bunlar da raporda son derece geniş şekilde yer alacak. Raporumuzu rapordan sonra raporu okuyan kişi herkesin bütün sorunları kapsadığını görecek şekilde yazma konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bütün alanları son derece detaylı şekilde araştırmak istiyoruz. Ve sorunların tespiti bizim için son derece önemli. Ama sorunlarla birlikte çözüm önerileri son derece kıymetli. Çünkü bu hem bakanlıklar, farklı bakanlıklar, hem akademi, hem sahada yetiştiriciler, uygulayıcılar, avcılar ve diğer bütün paydaşların görüşlerini ifade etmesi anlamında son derece kıymetli ve herkesin evet olmuş diyeceği bir rapor olsun istiyoruz. Ve çözüm önerileriyle de inşallah hem yasal düzenleme gerektiren çözüm önerileri anlamında meclisin hem farklı seviyede düzenlemeler gerektiren kısımları itibariyle bakanlıklara da bir rehber olması düşüncesiyle çalışıyoruz. Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe özellikle sürdürülebilirlik konusunun son derece kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Avcılık anlamında da yetiştiricilik anlamında da ve diğer bütün paydaşlar anlamında sürdürülebilirlik son derece kıymetli. Bunu yaparken tabii ki doğayla olan ilişkiler, tabii ki sanayiyle olan ilişkiler, tabii ki ihracat dengesi, bunların hepsi dikkate alınarak bu raporda inşallah derc edilmiş olacak.